Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. İkinci cilt sayfa 88. المكتوب الثالث والخمسون 53. مكتوب إلى واحد من مشايخ النواحي çevremizde bulunan şeyhlerden bir tanesine yazılmıştır. Fi cevabı istifsarihi, bir soru sordu, onun cevabını istiyor. Sormuş olduğu soruya cevap sadedinde yazılmıştır bu. Soru da şöyle geliyor: bi enni lev abedtullaha yahsul lin nefsi el istigna'u. Ben Allah'a kulluk yaptığım zaman ne olursa olsun, ne türlü bir ibadet olursa olsun, ben Allahu Teala'ya kulluk yaptığım zaman yahsul lin nefsi el istigna'u. Benim ruhumda bir istigna, kendini beğenmişlik hasıl oluyor. İnsanlara tepeden bakıyorum o zaman. Sade ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum. Benim halim ne olacak? Ve in sadaret minni zelletun ve hilafu şer'in. Eğer benden bir yanlışlık, bir günah sadır olacak olsa, tazharun nedametu vel inkisaru. O zaman da içim burkuluyor. Bir şey yapsam gurura kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir türlü bakıyorum, kendimi kral görüyorum. Benim havamdan geçilmiyor o zaman. Peki, eğer bir yanlışlık yapsam, şeriata muhalif ve zıt bir şey yapsam, o zaman da içim burkuluyor. Bu ne iştir üstadım diyor. Soru böyle geliyor. Buna vermiş olduğum cevap hakkında bu mektup olacak, buyuruyor Sultan. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bütün hamdler ve övgüler Allah Celle Celaluhu'ya olsun. Selam da gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emniyet ve güven içerisinde olma da Allahu Teala'nın seçtiği ve tercih ettiği kulum deyip kendisine cezbeylemiş olduğu kulların üzerine olsun. Kad seelte, muhakkak ki sen sordun. اَنَّهُ اِذَا جَعَلْتُ نَفْس۪ي فِي مَقَامِ الرِّيَادَّةٍ يَعْنِي اِشْتَغَلْتُ بِهَا. Sen sordun ki ben kendimi riyazetle meşgul ettiğim zaman, az yemek, az uyumak, az içmek, bir takım böyle ekstra harika işler yapmak, herkesin belki beceremeyeceği türden ibadet yollu bir takım şeylerle meşgul olduğum zaman يَزْهَرُ فِي النَّفْسِ الْاِسْتِغْنَاءُ. Benim ruhumda, benim ruhuma bir istigna ruhu oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam, ondan sonra affedersiniz, burnumun doğrultusunda giderim, kendini beğenmişlik halim oluyor, vesaire vesaire vesaire, kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. يَزَّرُ فِي النَّفْسَ الْاِسْتِغْنَاءُ. Bende, benim ruhumda peki, içimde bir istigna ruhu hasıl oluyor. Kimseye müdana etmemek, minnet etmemek. Ben işte yaparım, ederim, şöyleyim, böyleyim. Amellerim benim bir numara. Başka sanki hiç ameli salih yapan yok. Sadece o bu işi beceriyor. وَتَزْعُمُ. Ve benim nefsim İnanıyor ki en la salihe misli, benim gibi salih insan yok. Ben bir taneyim ben. Ama وَاِنْ صَدَرَ شَيْءٌ مِنْ خِلَافِ الشَّرْعِ. Şeriatta, şeriat söz konusu olan yerde, şeriata muhalif bir zıt bir işim olduğu zaman, benden sadır olduğu zaman, تَتَخَيَّلُ نَفْسَهَا. Nefsim bu sefer kendini muhtaç eden, inanıyor, kendine muhtacım, zavallıyım ve miskin eten, kendini nefsim miskin efendim zannediyor. Fema ilacu zalike, bunun tedavisi nasıl olacak? Bir an geliyor, havamdan geçilmez oluyor peki. Yanlış bir şey yaptığım zaman ruhumda eziklik duyuyorum.
Bunun tedavisi nasıl olacak? Eyyüel muvaffak, ey Allah'ın tevfikini kendisine yar etmiş olduğu kişi, ey muvaffak kişi, innel ihtiyace vel meskenete sadire fişikkissani. Şu, yani burada iki tane noktaya temas edildi. Birincisi, bir şey yaptığım zaman benden istiğna ruhu hasıl oluyor. Kendini beğenmişlik havası sadır oluyor. Bir bu, bir de efendim şeriata muhalif bir şey yaptığım zaman bende bir eziklik hasıl oluyor. Sultan diyor ki indel ihtiyace vel meskenete sadıra fişikkissani. İkinci şıkta insandan bir takım yani ihtiyaç hali, zavallı hali, iç burkulması vesaire sadır oluyor demiştin ya. Ellezî yünbi'u anin nedemi. Bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya, tamam. Yanlış bir şey yapıyorsun, sonra efendim içinde ona bir burkuntu duyuyorsun, eziliyorsun, üzülüyorsun, canın sıkılıyor, bu işi niye yaptın vesaire. Bu tabi bir tövbeyi ve pişmanlığı andırır bir hal oluyor orada diyor Sultan. Bu hal nimetun azimetun. Bu muazzam bir nimettir bu. Yapmış olduğu günahtan dolayı, yapmış olduğu şeriata muhalif işten dolayı, yani kendisiyle kavga eden bir insanın bu hali, bu duyguyu içinde hissetmesi, bu büyük bir nimettir bu. Yani günahı yapıp da, şeriata muhalif bir şeyi yapıp da, sevinme vesaire, geç bir kalem. Yani veyahut da o yapmış olduğu yanlışlıkla övünme, gururlanma vesaire, neuzubillah, bunlar tehlikeli hareketler bunlar. Bunun tam tersi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir eziklik duyuyorsa, bir mahcubiyet duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor Sultan. Vel iyazu billahi subhanehu. Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz ki لَوْ لَمْ تَظْهَرْ نَدَامَتُمْ اَلَّتِي يَمِنْ شُعَبِ التَّوْوَةٍ بَعْدَ اِرْتِكَبِ الْمَحْزُورُ الشَّرْئِيِّ. Şer'i bir takım yasakları çiğnedikten sonra, şeriatsizlik yaptıktan sonra tevbenin bir şubesi olan diyor, pişmanlık eğer zahir olmazsa insanda, bir takım yanlış şeyler yaptıktan sonra tevbenin efendim şubesi diyebileceğimiz, bir türü diyebileceğimiz nedamet, pişmanlık duygusu insanda zahir olmazsa, olmazsa el-iyyazu billah. Yani Allah'a sığınırız, Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Hem de وَكَنَتُ النَّفْسُ مُلْتَزَّةً وَمَحْزُوزَةً بِيْتْيَانِ الزَّنْبِينَ. Bununla birlikte o insan pişmanlık içinden gelmiyor ve işlemiş olduğu günahtan dolayı da oh be ne güzel ya oldu vesaire, haz duyuyor, neşe duyuyor, günahıyla iftihar ediyor, felekten bir gün çaldık diyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Sultan diyor ki yandı keten elva. وَكَانَتِ النَّفْسُ مُلْتَزَّةً وَمَحْزُوزَةً بِيْتْيَانِ الزَّنْبِ. İşlemiş olduğu günahlardan dolayı peki günahların lezzetini peki hissedercesine bir sevinme hali oluyor. Ondan bir hoşluk duyuyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Allah-u Teala'ya böyle peki cehaletlere maruz kalmaktan sığınırız diyor. Niye? فَاِنَّ الْاِلْتِزَّازَ بِالزَّنْبِينَ اِسْرَارٌ عَلَى الزَّنْبِينَ. Bir insanın işlemiş olduğu bir günahtan dolayı oh ne güzel yahu falan şeklinde veya işte sevinmesi, kalbinde o günahtan dolayı bir neşe hissetmesi, günah konusunda ısrar ediyor demektir bu. Yapmış olduğu günahta ısrar keşfeki olduğunun anlamına geliyor bu. فَاِنْ كَنَ الْاِسْرَارُ عَلَى السَّيِّئَةِ السَّغِيرَةِ. Bir insan işlemiş olduğu küçük bir günahtan dolayı eğer ısrarkeş oluyorsa, aynı günahı, küçük günahı tekrar ve tekrar yapıyorsa, günahında ısrar ediyorsa, bütün millet ikna ediyor onu, ya yapma etme vesaire, estağfurullah de gidin başımdan diyor icabında. Kimseyi dinlemiyor ve gene bildiğinden vazgeçmiyor. Eğer insanda böyle
küçük günah konusunda bir ısrar söz konusu oluyorsa فَهُوَ يُوْسِلُوا اِلَى الْكَب۪يرَتِينَ Bu küçük günah bu adamın daha büyüğüne, peki daha büyük günaha sürükleyecek ve onu teşvik edecektir. Yani bizim şahsen yani bir takım kardeşlerimizin, ben de dahil tabi buna, en büyük günahlarımızdan bir tanesi de küçük tehlikeleri büyük göremeyişimizdir. Halbuki dünyada en büyük tehlikeler küçük efendim tehlikelerin veyahut da küçük yanlışlıkların tedavi edilememesinden kaynaklanıyor. Küçük diye bir şey yoktur. Küçük madem ki büyüğü doğuruyorsa o küçüğün izalesine çalışmak gerekiyor. Vel israru alel kebireti dehlizul küfri küçük günahlarda bir insanın ısrar keş olması, habire efendim küçük günahlarla meşgul olması insanı küfre götüren bir dehlizdir. Öyleyse yenbeği eda'u şükrü azin nimetel uzma. Sen bir takım günahlar yapıyorsun, arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. Bu düşünceyi Allahu Teala sana ihsan etti. Günaha ağlama karakteri sana verdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu muazzam bir nimettir. Bu nimete şükretmek lazım. Günahınla iftar etmiyorsun ya. Günahın sana problem oluyor. Günahın izalesini çalışıyorsun. Bu efendim muazzam bir nimet olup bunun şükrünü yerine getirmek gerekiyor ki liyasule izdiyadun nedim. Pişmanlık peki daha fazla meydana gelsin de feyemne'e an irtikâbi hilâfi şeriatin. Şeriata ters olarak yapmış olduğumuz peki bir şeyi irtikaptan, şeriata muhalif bir şeyi yapmaktan ne olsun peki? Bu fazla pişmanlık ona engel olsun yani. İnsan yapmış olduğu günaha ağlamalı ki, o ağlama hali, o yangın, o dert ve sıkıntı şeriata muhalif bir şeyi işlemesine engel olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh suikastla efendim şehit edildi. İbn-i Kudame Rikke vel Bükyasında diyor ki hançerlendiği zaman, zehirli hançerle hançerlendiği zaman yüzü koyun yere düştü. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh oğlu yanında bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh yere kapaklanınca Abdullah ibn Ömer de oğlu da baba diye Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sarıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh yüzü yere değmişti. Ve oğlu kaldırmaya yeltenince dedi ki oğlum beni bırak. Benim yüzüm yerde kalsın dedi. Babacığım babacığım dedi. Kaldırayım götüreyim seni bırak oğlum. Yüzüm toprakla beraber aynı hizada olsun dedi. Arkadan efendim Hazreti Ömer'in oğlu gene ısrar edince oğlum dedi. Anası olmayasıca çocuk dedi. Beni bırak diyorum sana. Şu an ben ruh teslimiyle meşgulüm ben dedi. Şu an dedi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğim ben dedi. Giderken yüzüm toprakla aynı seviyede olsun dedi. Bu tevazu içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya gitmek istiyorum dedi. Sonra Abdullah ibn Ömer diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu. Babama yaklaştım diyor. Babamın diyor ağzından diyor bazı kelimeler çıkıyordu diyor. Kulağımı iyice yaklaştırdım baktım diyor şunları söylüyor diyor. Veyli veyle ümmi illem yerhamni rabbi. Veyli veyle ümmi illem yerhamni rabbi. Veyli veyle ümmi illem yerhamni rabbi. Vah benim başıma gelecek olan hallere. Vah beni doğuran anamın başına gelecek olan hallere. Benim gibi bir günahkarı yarattığından dolayı. Aşere-i mübeşşeredendir. Dünyadayken cennetle müjdelenen 10 tane sahabeden bir tanesidir. Son nefesinde peki böyle ağlıyor. Ben günahımdan vazgeçmiyorum. Ben günahta ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa horozlanıyorum. Benim kafamı kırın, kırın. Suratıma tükürün, tükürün.
يَنْبَغِي اَدَّعُ شُكْرِ هَذ۪ي نِيمَةَ الْعُزْمَى. Senin içerisinde, senin içinde madem ki böyle bir pişmanlık duygusu hasıl oluyor, öyleyse sen bu nimete efendim şükreyle ki لِيَحْسُلَ اِزْدِيَادٌ ne demin? Pişmanlık duygusu artsın. فَيَمْنَعَنْ اِرْتِكَابِ خِلَافِ الشَّرِعَةِ Şeriata muhalif bir iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın? Seni alıkoysun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyor ki اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اُمُورًا لَيَّ اَدَكُّ فِي اَعِينُكُمْ مِنَ الشِّعَرِ كُنَّا نَعُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْمُوبِكَاتِ Siz var ya, siz öyle insanlarsınız ki bir takım işler yapıyorsunuz, bir takım güzel şeyler yapıyorsunuz, yapmış olduğunuz şeyler kıldan ince, o kadar böyle işte narin işler yapıyorsunuz. Fakat diyor, sizin gözünüzde böyle kıldan ince gibi gözüken işleri var ya, biz Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşarken o türlü sizin yaptığınız, size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak kabul edildik diyor. Cehennemlik amellerinizle iftihar etmeyin lütfen. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki amanin yani. Bir numara, tamam benim ibadetim, rakibi yok bu işin vesaire falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum, işte namazım böyle vesaire. Ben bir taneyim, yegareyim. Sizin gözünüzde son derece ince gözüken amelleri biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında mubikattan insanları ateşe ve cehenneme sokan şeylerden bahsediyor olarak kabul ederdik diyor. Bu araba plaka mı? ...34 Y E A 28... yolu kapatmış bu arkadaş. Arabasını alsın. Kalallahu Subhanahu ve Teala, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki لَيْنْ شَكَّرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Kullarım, eğer şükrederseniz ben size nimetimi artırırım. Tövbeye muvaffak olmak da işlemiş olduğu günahtan dolayı ahu enin çekmek de benim halim ne olacak gibi, ondan sonra böyle bir kendisinden sitemkar olmak da bir şükürdür. Bu şükür devam ederse Allahu Teala insana devamlı tövbe etme, devamlı pişman olma nimeti ihsan edecektir buyuruyor. Hasan-ı Basri rahimallahu teala buyurur ki Biz öyle insanlara yetiştik ki, öyle insanlar gördük ki, onların dağlar gibi ameli olsa, dağlar misali peki iyilikleri olsa, onlara baktığınız zaman sanki bunların hiçbir ameli yokmuş gibi gördünüz onları diyor. Fakat şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki amel diye bir şey yok, ameli salih diye bir şey yok ama kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يُرِ النَّاسَ اَنَّ ف۪ي خَيْرًا وَلَا خَيْرَ ف۪يهِ Yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz? مَنْ يُرِ النَّاسَ اَنَّ ف۪ي خَيْرًا وَلَا خَيْرَ ف۪يهِ İnsanlara kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Diyelim mesela kendimizden örnek verecek olursak sarığım, cübbem vesairem, şum bu vesaire sırala bildiğin kadar bende her türlü güzellikler var. Her türlü hayır, ondan sonra şahane şeyler var fakat وَلَا خَيْرَ ف۪يهِ Hiçbir hali yok. Bunun yiyeceği dayağın haddi hesabı yok. Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Vasıl eşşikkü sani, peki yani vasıl eşşikkü evvel, birinci peki şikayet konusu vardı, o da neydi? Allahu Teala'ya kulluk yaptığım zaman bende bir istigna ruhu hasıl oluyor. İnsan beğenmiyorum. Kimsenin yapmış olduğu amel peki ona efendim yani denk değil, mümasil değil. Ben bir taneyim diyor. Şimdi
bu şıkkın özeti nedir biliyor musun? Husulul ucbi. Bu adamda kendini beğenmişlik var. Bu adamda peki gurur var, kibir var. Bu adam adım 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 bir yerlere çekiliyor demektir. Kanuni Sultan Süleyman aleyhir rahmeti vel gufran Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir ariza, bir dilekçe, bir mektup gibi bir şey yazdığı zaman yazardı en sona imza korken ben padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın vesaire demezdi. Derdi ki bende-i huda Süleyman-ı Biriya. Allah'ın zavallı gariban kulu, riyasız, işte ucupsuz, kibirsiz vesaire Süleyman, o kadar. Bende-i Huda, Süleyman-ı Biriya. Sultan Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Şeyh-i Akşemseddin Han Ayvan Saray'a çadırını kurmuştu. Neticede onu ziyarete geldi Sultan Fatih. Fakat yani çadır içi izin almadan Sultan Akşemseddin huzuruna çıkma gibi bir cesarete bulaştı ve şeyde Sultan Akşemseddin de yorgundu çünkü çok uğraştı. Hacı Ubeydullah Ahrar'ı çağırdı buraya çünkü 52 gün İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarından seccadesi ıslandı ve bitap düştü. Kendisi istirahat buyururken Sultan Fatih izinsiz olarak çadırdan içeriye girdi. Ve şöyle baktı Sultan Akşemseddin, Sultan Fatih. Dedi ki, Muhammed Han, Sultan Mehmet Han, Sultan Muhammed Fatih, kaldığın yerde. Bir adım ileri geçme dedi. İstanbul'u fethettin, belki Fatih'sin ama ilah değilsin. Kaldığın yerde. İstanbul'u fethin vermiş olduğu gururla ve bir havaya girmişti Sultan Fatih ama kafasını kopardı. Bu iş böyle gidiyor abi. Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum ben. Düşün yani. Vahasılı şıkkül evvel. Birinci hal var ya. Evet, birinci hal var ya, husulul ucbi, gurur var, kibir var, orada patolojik bir vaka var, orada kriz var. Ba'de ityanil amali salihati, amali salihayı yerine getirdikten sonra, insanda peki hasıl olan bir ucup var, kendini beğenmişlik var, peki o senin ruhunda kaynaklanan, İşte riyazetler yapıyorum, güzel egzersizler yapıyorum, güzel çalışmalar yapıyorum. Kimse efendim bana rakip olamaz, havası danası var ya, bunlar nefsi emmarenin pislikleri bunlar. Ve hazel ucbü, bu ucuk var ya, bu kendini beğenmişlik var ya, semmun katilun, bu insanı öldüren bir zehirdir. Ve maradun mühlikun, aynı zamanda yine insanı öldüren bir hastalıktır. Yubtulul a'mâle salihete, insanın işlemiş olduğu tüm amelleri sıfıra eşitliyor bu. Bakıyorsun avam, bir şeyden çaktığı yok ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş bir hafız görüyor vesaire, çocuğa lan diye hitap ediyor. Bunun hesabı da bir gün sorulacak sana. Sen peki, en büyük olan Allah Celle Celaluhu'nun peki, en büyük kitabını, hammallığını yapan bir insana lan diye hitap etme yetkisini kimden aldın? Dervişliğin peki, bu karakterle barışır bir tarafı yoktur. Bu karakterin peki dervişlikle barışan bir tarafı yoktur. Ehli ilim olan insana tepeden bakıyorsun, utanmıyor musun sen? Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı, batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu? Allah'ın hürmet göstermesini istemiş olduğu bir şeye ben niye hürmet göstermiyorum peki? Sen niye hürmet göstermiyorsun peki? Tevazu sahibi olsan ne çıkacak bundan peki? Ne kaybedeceksin peki? Parana mı güvendin? Bak ne söylüyor? İmanın varsa dikkat et buraya. Yuhlikül amale salihate.
Ne yaptıysan hepsi yandı gitti diyor, kül duman oldu. Sen de efendim ve yahsabuna ennehum yuhsinne sun'a, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi ben çok şeyler yaptım, ben güzel şeyler yaptım vesaire, benim amalim bir numara, 15 defa haccım var, 30 defa umrem var vesaire, soracağım sana diyeyim Rabbani yarın. Kemâ yekülün nârul hatabâ, ateş odunu nasıl yakıyor, kül duman yapıyor, bu efendim gizli gururlar var ya, bu gizli kibirler var ya, insanlara bu tepeden bakmalar var ya, ameli salihlerin yaktı kavurdu gitti, defterde bir şey kalmadı, kovanın dibi delik, kova dolsun diye kovayı koymuşum musluğun altına, çeşmenin musluğun altına dolsun diye, bekliyorum yıllardan beri dolsun diye, kova dolmuyor. E ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana, meğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ama işte cemaat oluyor. Oluyor maalesef. Yavuz Sultan Selim'in aleyhir rahmeti vel gufran Mısır'a gitti. Halifeliği aldı, mukaddes emanetleri aldı, Üsküdar'a geldi. Yani ikindiydi, saraya gündüzleyin girecekti. Dedi ki yok dedi, yatsıdan sonra dedi, karşıya geçeceğiz dedi. Dediler padişahım şudur budur, millet bekliyor dedi, Topkapı Sarayı'nın ağzında işte size tezahürat yapacaklar, şöyle olacak böyle olacak mesela. Olmaz dedi. Yahu dediğim ma'al aczi vel kusur, her türlü eksikliğimizle dedi yani bir hizmet yapalım dedik diyor. Şimdi millet beni alkışa tutacak orada, şudur budur vesaire, bir gurur bir ucup gelecek dedi. Elde yapmış olduğumuz ameli salih de berbat olacak gidecek dedi, yok dedi. Ve yatsıdan sonra hatta şimdi padişahlık kisvesini çıkardı, sıradan bir asker elbisesi giydi ve öyle büyük padişah ve saltanat kayığıyla değil, sıradan orada bir kayıkçının kayığına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi, Topkapı Saray'ın arka bahçesinden, alttan köşeden, odunluktan çıktı şeye gitti saraya vesaire, istirada çekildi. İnsan yapmış olduğu ameli salihi kıskanmalı, kıskanmalı, kıskanmalı. Ebu Eyyub el-Ensari'nin mescidinde, peki camisinde cuma namazını kılıyor padişah. Çıkarken efendim ücretli adamlar tutmuşlardı. Bak evladım ben sana para vereceğim, para vereceğim. Millet beni tezahürat tabi tuttuğu zaman, bana alkış yaptıkları zaman sen bana padişahım gururlanma, senden büyük Allah var. Sen beni böyle ikaz edeceksin derlerdi. Böyle görevli adamlar var idi. Çünkü tezahüratlar, padişahım ne bileyim birbirini kıranlar vesaire oluyor o an. E tabi insan nefis, zaaf sahibi, o an gurura kapılırım. Ne olur sen beni uzaktan efendim ikaz et diye görevli adamları vardı. Ama bu uygulama Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan geliyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle para verip de efendim yani tutmuş olduğu bir adam var idi. Dedi ki ona bak dedi, beni ne zaman gördüysen dedi, Ömer ölüm var diyeceksin diye beni ikaz edeceksin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne zaman görse Ömer ölüm var kendine gel şeklinde. Yani şanı şöhretin, sıytı şöhretin seni meşgul etmesin. Yani saltanatın, debdeben, ağalığın vesaire falan filan seni oyalamasın. Ömer ölüm var Ömer. Ne zaman ki Hazreti Ömer radıyallahu anh sürekli bu duyguya efendim otomatize oldu, artık pratik hale geldi. Bu adam daha konuşmaya başlamadan ne zaman görse onu yolda ağlardı ve derdi ki artık görevim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık bende yer etti, ikaza gerek kalmadı. Burada kalsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere maruz kalmaktan bizleri mahzunu mahfuz eylesin. Dilersin rahmeti Rahman-ı Can'a, bu darı dünyada incitme canı, Kerem-i Kerim'den ihsan-ı Can'a, bu darı dünyada incitme canı, sular gibi yüzün yerlere koy ak, tevazu incisin gerdanına tak, kullara kurban ol bu kibri bırak, bu dar dünyada incisin.
incitme canı. Pederuma deren eyle merhamet, hilmu sabır güzel bir büyük devlet. Bağla hilat için kemeri himmet, bu darı dünyada incitme canı. Şanı şöhret için aman özenme, enzar-ı nas için sakın bezenme. Urefanın nefretini kazanma, bu darı dünyada incitme canı. Dilersin kalbini olsun ürüşan, elbisen toz eyle başın perişan. Erbab-ı kemale budur bir nişan, bu darı dünyada incitme canı. Lütfiyeten perver olma ziyandır, rahı rahmet güneşlerden ayandır. Bu nasihat kadimiden beyandır, bu darı dünyada incitme canı. Bu darı dünyada incitme canı. Bu darı dünyada incitme canı. Ey benim karlı palan döken, Erzurum'un karlı palan döken dağlarının şahbazı ve kartalı, alvarlı Muhammed Lütfi Efe, efem!